sonra Sakarya diski heylat. İyi ki bu atsız arabaları yapmışlar. Hem hızlı gidiyor hem de rahat. Eğer efendim Çelebi ile yolda gizlice bindiğimiz bu araba olmasaydı hala yollarda olacaktık. İşte galiba Sakarya'ya geldik. Sakarya, milli mücadelemizin bu unutulmaz şehri, adını yanı başından geçen Sakarya Nehri'nden alır. Merkez ilçesi Adapazarı'dır. Merhaba, ben de ödevim için ilimiz hakkında bilgi topluyordum. Adım İpek, Atatürk İlkokulu'na gidiyorum. Burası da ilçemizin çocuk kütüphanelerinden birisi. Eyvah, unuttum. Kütüphanelerde yüksek sesle konuşulmaz. En sessiz şehri gezip ben de ödevimi bitireyim. Sonra fabrikanın önünde buluşuruz. Bu kütüphane ilin çocuk kütüphanelerinden birisidir. Haftanın 5 günü açıktır. 3275 kitap ve dergiye sahip bulunan kütüphaneye 1438 çocuk üye kayıtlıdır. Kütüphanenin çalışma saatleri içinde kitap okumanın yanında müzik ve resim gibi alanlarda da grup çalışması yapılmaktadır. Sakarya ilinin tarihi Hititlere kadar dayanır. Deniz seviyesinden sadece 31 metre yükseklikte olan Sakarya Ovası, tarım için çok elverişlidir. Ovayı sulayan Sakarya Nehri, Kızılırmak ve Fırat'tan sonra ülkemizin en uzun nehridir. Uzunluğu 790 kilometredir. Küçüklü büyüklü kollarla beslenir. Karasu kasabası yakınında da denize ulaşır. Büyük çoğunluğunu dışarıdan buraya gelip yerleşenlerin oluşturduğu Sakarya, zengin bir kültüre de sahiptir. İşte bu amaçla yörenin bütün kültürel faaliyetlerinin sergilenebileceği yeni ve modern bir kültür merkezine kavuşmak üzeredir. Babamı yemek getirdim. Burası Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi. Trenle seyahat etmesini sever misiniz? Ben çok severim. Babam bu fabrikada ustabaşı. Ben babama yemeğini götürürken gezin. 1951 yılında vagon tamiri yapmak üzere kurulan fabrika 1963'te vagon üretimine başlamıştır.
Yurdumuzun yolcu vagonu ihtiyacını karşıladığı gibi dış ülkeler için de vagon üretilir. İşte yeni yapılmakta olan bir vagon. Kim bilir, belki günün birinde bu vagonla siz de bir şehirden diğerine yolculuk edersiniz. Aa, bakın bu tren yolcu taşımıyor. Neden mi? Çünkü vagon fabrikasında yapılmış küçük bir maket tren. Yani elektrikle çalışan trenlerin küçük bir modeli. Nasıl? Beğendiniz mi? Yolunuz Adapazarı'na düşerse, şehrin merkezindeki mavi tren maketini de görebilirsiniz. Efendim Çelebi soğuktan dondu ama efendiliğe de yakıştıramadığı için suda kalıyor. Fazla açılma! Boğulursan kurtaramam. Keşke simit ördek gibi bir şey olsaydı. Bana da simit bir ördek ne güzel yakışırdı hani ya. Kokla şunu da görünmez olalım Küheylan. İşte size bahsettiğim yer burası. Sapanca Gölü. Sapanca Gölü,
İstanbul-Ankara karayolu üzerinde uzunluğu 17, genişliği 6 kilometre olan bir göldür. Her türlü yüzme ve av sporlarının yapıldığı bu göl bir çöküntü sonucu oluşmuştur. İki ucu, özellikle doğusu, sığ ve bataklıktır. Çevreden gelen akarsular ve gölün dibinden kaynayan sularla beslenen göl daima berraktır. Çevresinde çok sayıda turistik dinlenme yerleri de vardır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu gölün iç liman haline getirilmesi düşünülmüş ve bu konuda Mimar Sinan tarafından pek çok plan yapılmıştı. Mimar Sinan'ın planına göre İzmit Körfezi Sakarya Nehri ile birleştirilecek, daha sonra bu yol Sapanca Gölü'ne bağlanacaktı. Belki de dünyanın en büyük iç limanı olacaktı Sapanca Gölü. Ama bitip tükenmek bilmeyen seferlerden fırsat bulunup da bu büyük projenin yapımına bir türlü geçilemedi. Sultan 3. Mahmut zamanında ele alınan projenin uygulanması için 30 bin işçi çalışmalara başladı. Ama bu girişimde çok geçmeden çeşitli sebepler yüzünden yarıda kaldı. Aa, bakın, gölün kenarında çocuklar bir oyun oynuyorlar. Anlaşılan suda taş sektirmeci oynuyorlar. Siz de biliyor musunuz? Önemli olan elinizdeki taşı suya paralel olarak fırlatıp suyun üzerinde olabildiğince çok sektirebilmek. Hadi arkadaşlarımızı seyredelim. Bilmeyenleriniz de öğrenmiş olur böylece. En çok kim attı? Biri 4 attı. Adın neyse? Erkan arkadaşımız bu oyunun birincisi oldu. Evet, ikinci oyuna başlıyoruz. Herkesin taşı hazır mı? Hazır. At bakalım. 2. 1. En çok biraz eminim. 3. 5. Bu arkadaşım çok yaptı. Bu da 5 attı. Evet. 2. 2. 2. Bu oyunda iki arkadaşımız 5 kere sektirerek birinci oldular. Şimdi 3. oyuna başlıyoruz. Hazırlanın. Başlayabiliriz. 2 1 2 3 1 2 2 2 ve bitti. Bu oyunda en fazla kim sektirdi? Ben. Öyle güzel oynuyorlar ki. İsterseniz hiç oyunlarını bozmadan İpek'in yanına gidelim.
de bu film çıkıyor. Mimar Sinan'ın o projesi gerçekleşmedi ama işte bu cami onun yapıp bitirdiği eserlerden birisidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Rüstem Paşa adına yapılmıştır. Onun adında anılır. Sapanca'daki bu cami depremlerden hasar görmüş ve birçok defa onarılmıştır. Aynı yerdeki bu kemerin de Mimar Sinan tarafından yapıldığı söylenir. Şehrimizdeki tarihi kalıntılardan birisi de Beş Köprü'dür. 561 yılında yapılmıştır. Bir zamanlar Sakarya üzerinde bulunan ve zamanla yıkılan köprülerden sağlam kalabilen ve beşincisi olan bu köprü, nehrin yatak değiştirmesinden dolayı artık Sakarya üzerinde değildir. Sekiz kemeri vardır. En büyük kemerinin genişliği 23 metredir. Burası Geyve Köprüsü. Yapılış yılı 1400 seneyi geçen bu köprü, II. Beyazıt tarafından onarılmıştır. XV. Yüzyıldan kalan köprü 14 kemerlidir. Yıkılan iki kemeri de demirden yapılmıştır. Çerkez tavuğu yer misin Küheyla? Hı? Siz hiç tavuk yiyen bir at duydunuz mu? İyi ettik buraya geldiğimize. Bazı şeylerin değiştiğini görmek üzüyor insanı be Küheyla. Tabii ya, şimdi atsız arabaların sırtında geziyorlar. Ama değişmeler o kadar güzel ki, bu da mutlu ediyor beni. Hadi bakalım, şimdi toparlanalım da Köroğlu'nun at koşturduğu dağlara çıkalım. Oradan da Bolu'ya inelim. Ne olacak, beni hiç düşünmüyor ki. Dağ tepe tırmanan o değil nasıl olsa. Aa, bak bir araba geliyor. Ama bu defa arabaya binmek yok. Biraz yürüyüş yapalım. Efendim Çelebi'ye bir oyun oynayayım da görsün. Atsız araba önümüzden geçerken ben bileyim, o da nasıl olsa binmek zorunda kalır. Haklısın. Önce görünmez olalım da kimse bizi fark etmesin. Gürültü etme Küheyla. Gülmene sırası mı?